Arapkirliler Derneği, Ankara Arapkir Kalkınma Derneği değil mi? Ankara'da bu derneğiniz var. Derneğinizin faaliyetleri ne durumda? Kısaca şöyle söyleyeyim. Adam Hüseyin Özdemir, yaklaşık 3 yıl önce Ankara Arapkir Kalkınma Derneği'nin başkanlığını yapmaktaydım. Fakat 35 yılında derneğin çeşitli kaderlerinde görev aldım. Ankara Arapkir Kalkındırma Derneği'miz bu sene 66. yılında. Bizden önce bu derneğimizi kuran ağabeylerimiz sadece Ankara ile sınırlı kalmamışlar. Malatya'daki Kültür Derneği'miz, İstanbul'daki Kültür Derneği'miz ve bunun yanı sıra Arapkir Pastası Gazetemizin de kuruluşu 66 yıl öncesine dayanıyor. Gerçekten çok büyük bir özveri içerisinde çalışan büyüklerimiz, derneklerimizin kurucuları bizlere Ankara'da da böyle bir güzel bir dernek bırakmışlar. Biz de elimizden geldiği kadar Ankara'da Arapkir Kalkınma Derneğimizin bayrağını en iyi şekilde, bizlere yakışır şekilde lankalacağına devam ediyoruz. Ankara'da faaliyetler olarak kısaca şöyle şunları söyleyebilirim. Hemen hemen her yıl bir hemşerilerimizi bir araya getirdiğimiz gece geçmeye çalışıyoruz. Yani Arapkir havasını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra derneğimizde de her yıl Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerini yapıyoruz. Her yıl derneğimizde bir üyemizi, yaşlı bir annemizin ve annesini seçerek onu onura etmeye çalışıyoruz. Plaket veriyoruz. Ve zaman zaman da derneğimizde çeşitli işte kahvaltı etkinlikleri yaparak yine hemşerilerimizi mümkün olduğu kadar derneğimizde toplamaya, onların dertlerini dinlemeye, fikir alışverişinde de bulunmaya çalışıyoruz. Bunlardan almış olduğumuz bu güzel fikirler ve derneğimiz her geçen gün çok daha iyi yerlere geldiğini, sadece bunu ben söylemiyorum. Geçtiğimiz günlerde, yani daha doğrusu 3 Kasım 2019 tarihinde Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'nde Fethi Yaşar Başkanımızın bize tahsis etmiş olduğu büyük salonunda bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğimizi sadece Arapkirliler için sınırlı tutmadık. Çünkü biz Malatya'dayız, yani temelimiz oraya dayanıyor. Her ne kadar da Malatya'dan 120 kilometre uzakta olmasına rağmen Arapkirimiz, ama 600 küsur kilometrede Malatya'dan uzakta Ankara'da Arapkir havasını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu 3 Kasım'da yapmış olduğumuz ses getiren, işin gerçeğini söylemek gerekirse ses getiren etkinliğimize sadece Malatya, Ankara'daki Malatya, 23 tane Malatya derneğimiz ve dernek yöneticilerinin katılımıyla da sınırlı kalmadı. Elazığ derneklerimizin, Elazığ Federasyonu'nun derneğinin yöneticilerini, Kemalye Derneği'nin yöneticilerini de burada, Harput Derneği yöneticilerini de burada etkinlikle ağırlamak suretiyle dernek faaliyetlerimizi biraz daha geniş kapsamlı diğer hemşerilerimize de, yakın illerimizdeki derneklerimize de en azından faaliyetlerimiz konusunda bilgi aktarmaya, fikir alışverişinde bulunmaya çalışıyoruz. Hatta geçen sene farklı bir çalışmaya imza atarak Ankara'da Çaykara, Trabzon'un bir ilçesi olan Çaykara Dernek Pazarı Derneği ile dernek merkezimizde bir protokol imzaladık. Kardeş dernek olduk. Bu Türkiye tarihinde bir ilk aslında. Amaç bizim Malatya kültürümüzü, Arapkir kültürümüzü Trabzon kültürüyle birleştirmek ve dolayısıyla yapmış olduğumuz bu yılki gecemizde de yaklaşık 30 kişilik bir folklor grubuyla, horon grubuyla gecemize farklı bir renk kattılar. Bu da bizlere aslında buradaki bütün etkinlikler çerçevesinde bizlere güç katıyor. Çalışmalarımızda da keyif alıyoruz. Almaya da devam ediyoruz. Amacımız Ankara'da mümkün olduğu kadar Arapkir Kalkındırma Derneği'ni en tepede, ağabeylerimizden devraldığımız gibi en tepede tutmaya gayret ediyoruz. Etmeye de çalışacağız. Önümüzdeki mesela bugün yönetim kurulu toplantımız vardı. Sizlerin de tabii buraya katılmaları bizleri de son derece mutlu etti. Bu imkanı da verdiniz, en azından bu röportaj imkanı da tanıdınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Bakın 2019 yılı bitmemesine rağmen 2020 yılında
dernek faaliyetleri olarak neler yapabiliriz, hangi çalışmalar içerisinde olabiliriz, sizin kararlarını burada aldık. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Derneklerde aslında kadınlarımızın yönetim kurullarında olmaları çok daha çalışmalarımızda etkin oluyor. Bu yönetime yaklaşık 3 yıldan beri bu başkanlığı yapmış olduğum olarak bir kalkındırma derneğimizde başka ikili yaşandı. İlk defa geçen yıl bir kadın arkadaşımızı yönetim kuruluna aldık ve onun akabinde de baktık ki bu bir kişiyle olmuyor. Yönetim kurulundaki kadın sayımızı 3'e çıkararak, yani 7 kişilik yönetimde 3'e çıkararak bu işi biraz daha genişlettik. Ama şunu da antiparantez söylemek istiyorum. Artık 4. kadın arkadaşımızı almayız. Çünkü bu sefer bizler sıkıntı yaşarız dernekte. Yok, tabii şaka olarak söylüyorum. Kadınlarımızın gerçekten yönetimlerde görev alması dernek faaliyetlerinin artısı açısından çok etkin oluyor. Ama en büyük sıkıntı şu, tabii bizim de Ankara'da dernekçilikle ilgili büyük sıkıntılarımız oluyor. Dernekçilik dediğimiz gibi büyük özveri, fedakarlık isteyen bir iş. Gençlerimizi, derneklerimizi sadece bizim Arapkir Derneği olarak değil, Ankara'daki birçok derneklere de baktığımda gençlerimizi, derneklerimize yeteri kadar katkı sağlayamıyoruz. Yani aslında bir gençlik kolları kurduk derneğimizde, kadın kolları kurduk ama bunlar tabii pasif kalıyor, çok aktif bir çalışmanın içerisine giremiyoruz. Tabii bunların aslında üstesinden de gelinmez değil, gelinir ama ana unsur olarak tabii ki ekonomik durumlar ön plana çıkıyor. Derneklerin, bizim özellikle derneğimizin bir aidat gelirinden başka bir geliri yok. Dolayısıyla bu geliri de Ankara bir memur şehri olduğu için, emekli şehri olduğu için de tabii bu aidatları da toplamakta büyük sıkıntı çekiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde de en büyük desteği yine yönetim kurulu arkadaşlarımız. Bazen bulmuş olduğumuz sponsorlar kanalıyla bu ekonomik durumu aşmaya çalışıyoruz. Biraz daha ekonomik olarak güçlenmiş olsak gerçekten gençlerimizi de daha farklı çalışmaların içerisinde, derneklerimizde, faaliyetleri içerisinde görmek mümkün olacak. En büyük üzüntüm, sıkıntım da aslında bu. Çünkü bizler de artık belli bir yaşa geldik ve belli bir zaman sonra biz de çocuklarımıza bırakacağız bu dernek faaliyetlerini. Ama tabii onlar da bizlerle beraber pişmiş olsalar, tecrübe sahibi olurlar ve daha iyi yerlere getirecekleri için de bir olanak sağlanmış olur ama inşallah diyoruz. Bununla ilgili de elimizden geldiği kadar da gayretli çalışmalar içerisinde oluyoruz. Şunu da antiparantez belirteyim. Bu görmüş olduğunuz dernek mülkü Ankara Arapya Kalkındırma Derneğimizin mülküdür. Yaklaşık 10-12 yıl önce burayı aldık. Dolayısıyla da tabii burada toplantılarımızı ve küçük çaplı kahvaltı etkinliklerimizi yaparak hemşerilerimizi bir arada tutmaya gayret gösteriyoruz. Biz derneğimizi lokal olarak kullanmıyoruz. Sadece sosyal etkinliklerde bir araya geliyoruz. Ve burada da yaklaşık 80 kişiyi ağırlayabilecek bir yapıya sahibiz. Bazı ilkler yapmaya ve yaşatmaya da devam ediyoruz. İşte kadınlar günü. Yani yaklaşık son 5 yıldır burada biz derneğimizde kadınlar günü etkinliği kutluyoruz ve yılın annesini etkinliklerini kutluyoruz. İşte her sene bir annemizi de evine dediğimiz gibi bir plaket vermek suretiyle onları çalışıyoruz. Tabii bugüne kadar yapılmayan çok büyük eksiklik, 66 yılda yapılmayan çok büyük bir eksiklik var. Biraz önceki toplantımıza da dile getirdik. Bunda ne diyecek olursanız Atatürk'ün silah arkadaşı, Çobanlı Cevat Paşa'mızı bir ziyaret ettik. Burada devlet mezarlığında mezarı. Dolayısıyla gittik orada dernek yönetimi olarak ziyaret ettik ve artık bundan sonra da her yıl mümkün olduğu kadar ziyaret etmeye çalışacağız. Hatta şöyle bir çalışmanın içerisine de girdik. İstanbul Derneğimiz, Malatya Derneğimiz ve Arapköy'deki Derneğimiz Ankara'da bir toplantı yaparak bu toplantıyı da Cevat Çobanlı Paşa'nın 13 Mart olan ölüm yıl dönümü, yani 82. yıl dönümü olacak. 82. yıl dönümünde de farklı bir çalışma yaparak anmayı düşünüyoruz.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa seve seve cevaplarım. Kaç üyeniz var burada? Yaklaşık resmi olarak bizim 150 civarında üyeniz var. Ama biliyorsunuz dernekçilikte çok fazla üyeye sahip olmak bazen sıkıntı da yaratıyor. Çünkü genel kurullarını yeteri kadar yapamıyorsunuz. Ama gayri resmi olarak bizim 500 civarında hemşehrimiz var. Zaman zaman burada onları da ağırlamaya çalışıyoruz. Toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Tabii şey olarak da SMS yoluyla da ulaşmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yani dernekçilikte genel kurullar yapıldığı zaman sıkıntılar cereyan ediyor. Artı bu mevcut resmi üyelerimizin de üyeliklerinin düzgün bir şekilde yani yasalar çerçevesinde, dernekçilik çerçevesi içerisinde yürümesi de bazen sıkıntılar yaşatabiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere dernekçilikte aidatlar ödemeyenlerin üye kullanmalarıyla ilgili bazı kısıtlamalar var. Tabii bunlar da tüzüğümüzle ilgili ama yani üye kaydetmek de çok da fazla bir sıkıntı değil. Önemli olan bu havayı hemşirelik havasını yaşatabilmek.